Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ali ve sahbi selam ecmaîn. Kenzül İrfan Şerhi kitabından hadis-i şerif okumaya devam ediyoruz. Abdestle ilgili hadis-i şerifler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Münavi'den nakledilen hadis-i şerifle buyuruyor ki: "Sizden bir kimse daima abdestli olma niyetiyle abdest alır ise abdestli olduğu sürece namazda bulmuş gibi sevap alır." Sadaka Resulullah. Abdestli olarak dolaşmanın birçok faziletlerinden biri bu hadis-i şerifle müjdelenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sürekli abdestli bulunan mümin ve müminelere devamlı namazda bulunma sevabı verileceğini ifade buyurmuşlardır. Bu halde bulunmak el-vudu silahul mümin, yani abdest müminin silahıdır. Hadis-i şerifine göre de şeytana ve şeytan ruhlu kimselere kaza ve belalara karşı da silahla beklemek gibi olacaktır. Cephede silahsız asker nasıl korumasız ise abdestsiz dolaşan kimseler de öyle sıkıntı içine gelecekler. Allah'ın rahmetinden de uzak olacaklardır. Rahmet olmayan yere şeytanlar üşüşecek, neticeler hüsran olacaktır. Ayrıca abdestli olarak ölen kimse şehittir. Hadis-i şerifi de bu konuda ayrı bir müjdedir. Gece yatarken abdest alınır ve yatılırsa sabaha kadar namazda bulunma sevabı alınacak ve gece ölüm vuku bulursa da şehit olarak can verilecektir. Kısa ömrümüzü ahirete yönelik hayırlı amellerle geçirebilirsek sonsuz bir ahiret hayatında da cennette huzur içinde bulunmak mümkün olacaktır. Bunun yolu da farzlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini öğrenip yaşayabilmekten geçecektir. Rabbimiz nasip etsin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerif yine Münavi'den. Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki: "Abdest alırken şeytanın vereceği vesveselerden Allah'a sığınınız." Abdest almak başlı başına bir ibadettir. Her ibadetin usulleri ve şartları olduğu gibi abdestin de maddi ve manevi şartları vardır. Maddi şartların başında tahareti tam yapmak ve necasetten uzak durup abdeste niyet ederek Euzu besmele ile hamd ederek abdeste başlamak gerekir. Manevi şartlar da kimin rızası için ne amaçla abdest aldığımızı düşünüp vesvese verecek olan şeytandan uzak olarak, yani Euzu besmele ile Allah'a sığınıp şeytanı uzaklaştırarak huşu ile abdest almak ve hiçbir dünya kelamı etmeden, hatta verilen selam bile almadan tamamlamaktır. Bir Allah dostuna abdest alırken selam verip giden kişiye o Allah dostu abdestini tamamlayıp yetişmiş ve selamını iade etmiş. Abdestsiz namazımız kabul olmayacağı gibi ibadetlerimizin bereketi ve selameti açısından abdestlerimizi şeytanın vesvese vermesine yol açmadan tamamlamamız gerekir. Çünkü huşu ile alınan bir abdest hem Cenab-ı Hakk'ı razı eder hem de amel ve ibadetlerimizin bereketli olmasını sağlar. Abdestin önemi nedeniyle şeytan çok vesvese verir. Elini tam yıkadın mı, başını mesettin mi, kulaklarına su götürdün mü gibi bir takım vesveselerle abdesti eksik almaya ve ibadetlerin değerini düşürmeye, hatta onları zayi ettirmeye çalışır. Çünkü işi budur. Abdesti huşu ile alanın bu defa namazına musallat olur. Şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınarak korunmalıyız. Abdeste başlarken halimize ve şuurumuza çeki düzen vererek Euzu besmele ve hamdele ile başlayalım ki şeytan vesvese vermesin inşallah. Amin. Ve abdestle ilgili bir hadis-i şerif daha Beyhaki'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den ve İbn-i Mace'den. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki: "Abdestli olduğu halde tekrar abdest alan kimseye 10 sevap verilir." Abdest üzerine abdest alınınca 10 kat daha fazla sevap alınacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyan buyuruyorlar. Biz dünyada paranın peşinde değil, sevabın peşinde olmalıyız. Ya Rabbi bana sevabı sevdir diye dua etmeli, para istemek yerine sevap istemeliyiz. Bu yolda olursak Cenab-ı Hak bize dünyalık da verecektir inşallah. Sevabın kıymetini bilelim ve onun peşinde olanlardan olalım. Ashab-ı kiram efendilerimiz bu konuda çok gayretli ve şuurluydiler. Sevap dendiği zaman mutlaka kazanmanın gayretine girerlerdi. Şimdi ise para kazanmanın gayreti çok daha fazla. Ayrıca helal haram denmeden para peşinde koşulduğu için günaha da giriliyor. Rabbimiz bizleri ve neslimizi muhafaza etsin.
Abdest üzerine tekrar abdest alarak her namazın taze abdestle kılmak 10 sevap kazandıracağı gibi namazlarımızı da daha bereketli kılacaktır. Rabbimiz bizlere de sevabın aşkını versin inşallah. Bir hadis-i şerifte Acmini'den son abdestle ilgili hadis-i şerif. Peygamberimiz buyuruyor ki abdest üzerine tekrar abdest almak nur üstüne nurdur. Abdestli dolaşmanın faziletleri önceki hadis-i şeriflerde belirtilmişti. Bir namaz için abdest alınıp namaz kılındıktan sonra diğer namaz abdesti bozmadan tekrar abdest almanın diğer namaz için abdest bozmadan tekrar abdest almanın nur üstüne nur olduğu Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ifade buyuruluyor. Ashab-ı Güzün Efendilerimiz zorunlu olmadan her namazı ayrı abdestle kılmaya özen göstermişler ve kıldıkları namazı daha bereketli bir hale getirip nurlandırmışlardır. Ashab efendilerimizin izinde giden Evliyaullah abdestlerini nurlandırarak namazlarını kılmışlardır. Onlar az yedikleri için abdest bozma ihtiyaçları sık olmasa da her namazı ayrı abdestle durarak Allah-u Teala'yı razı etmişlerdir. Rabbimiz bizlere nur üstüne nurlu abdestler nasip etsin inşallah. Amin, amin, amin.